Merhaba Leyuha, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kenshi Yonezu'dan Kickback şarkısını izleyeceğiz. Nai with Daiki Tusene Ata diye geçiyor video. Burada yapacak performansı. Bu şarkı benim en son zamanlarda en çok dinlediğim şarkı. Direkt öyle söyleyeyim. O kadar mükemmel ki zaten. Yani şu an Chainsaw Man'ı takip ediyorum. Normalde ben dinlediğimde Chainsaw Man'ın iki önceki şarkısının openingini, yani Kenshi Yonezu'yu böyle dinlediğim birisi ama çok fazla böyle baya dinlediğim bir kişi değildi. Yani dedim sonra gördüm böyle bizzat kendi kanalına çıktığını. Dedim zaten onun tepkisini çektik bu arada. Dedim ki bu Kenshi Yonezu, ben bunu biliyorum. Hatta pop song falan böyle birçok şarkısını dinlemiştik. Limon falan olsun, limon olsun falan onları dinlemiştik. Baya bir şaşırmıştım. Kendisi de şu an baya bir yakınız ve seviyorum. Japon birisi, direkt onu da söyleyeyim. Neyse direkt geçelim. İzleyelim. Daha fazla Kenshi Yonezu ve herhangi bir Japonya'la ilgili video istiyorsanız da Japon pop olur, rock olur fark etmez. Video beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Şimdiden sevinirim. Let's go! Bakalım. Bir dakika, daha değil mi? Bunun bu arada şeyi olmuştu. Kickback'in hakkında konuşuyorlardı da ondan sonra ne, live mı döndü anlamadım. Aynen. Bak burada bir konuşma olmuş. İstiyorsanız bunu da izleyebiliriz. Haberiniz olsun. Oha oğlum, kaç tane gürültü görüyoruz, bir dakika bir saniye. Her şey çok karışık, ne oluyor? Vay böyle he? Zaten Kickback biraz daha böyle falan saldırmalı, sürekli böyle bir ileri gitmeli bir şarkı. Müziği de falan da öyle. Başlangıç müziği özellikle. Burada da öyle durum olmuş. Başım döndü. Kenshi kesinlikle var ya, CD yutmuş birisi. Almış yutmuş yani. Canlı gitarla falan, bas gitarla falan böyle bizzat duyunca daha çok hoşuna gidiyor insanın. What? Değişik karagrafiler. Kenshi Yonezu ile Fujikaze'nin böyle stilleri birbirinden çok farklı ama yani o kadar çok böyle nasıl desem farklı stillere sahip Japon şarkıcılar var ki insanın böyle çok garibine gidiyor ama çok da hoşuna gidiyor bir yandan da. Çünkü çok farklı şeyler görüyorsun Japonya'da. Bu arada hiç 31.91'li mi ne, hiç göstermiyor. Kafayı herkes. Geliyor. Bu şarkıyla var ya, yemin ediyorum. Aşk ya. Aşk de. Naka. Canlı söyledi ne kadar belli oluyor. Sevinç yıllar çağım, atamıyorum, çıkmıyor içimden. Bayılıyorum. Ben bu şarkının anlamına bakmadım hala. Bakmam lazım bir ara. Ses tonuna baksana. Kafayı yiyorum. Acaba burada başka söylediği performans var mı? İlla vardır diye düşünüyorum. Ne oluyor lan? Oha! Yemin ediyorum ben de kafayı yiyeceğim. Oha! O ne lan? First Cam mi? Çok iyi lan! Çok iyi değil mi lan? Hiç beklemiyordum böyle olacağını. Bayağı kalabalık oğlum, oha. Burada bayağı bir performans sergilemiştir. Buradan böyle şarkılar bulup izleyelim abi mutlaka. Herkesin bir stili de farklı. Baksana karagrafilere falan. Wow. Çok garip. Hep böyle bir şeyler istiyorum, yapıyorum. Yani az Japonya kaç? Lise 1, kaç, 15, 20, 10 yıldır, 11 yıldır falan takip ediyorum
Özellikle animeden başladım. O yüzden biliyorum yani ne demek olduğunu falan. Burnunda bir de piercing varmış. İyi yerim. Wow. Ne çıktı bunlar? Tam çıldırmadık. Şarkının sonlarına böyle bastırması ve hani göstermesi güzel. Zaten Kickback de böyle bir şarkı. Ne? Ne? Şaka mısın? Wow. Ah geliyor geliyor. Nak. Saçları mükemmel değil mi? Dizaynı, modeli. Uf, çok iyi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Geliyor. Ah. Oha lan bayağı bir stadyumu doldurmuş. Gerçi Kenshi dolduramayacak da kim dolduracak yani? Ben mi dolduracağım? Na! Oha ne? What? Bunu bilerek mi yapıyor yoksa sesi mi kırılıyor burada anlamadım. Vay bu şekilde biraz daha rakımsı ha çıldırmalı. Ah muazzam. Ay herkes göstermesi ne kadar tatlı bu arada. Hey gelin. Ay burada herkesi böyle her şey bizzat böyle göstermesi falan hoş bu arada. Ay ay çok tatlı. Ne güzel işte. Aa kafa yiyorum. Oha şuradaki çayı çok güzel değil mi lan dövmesi? Daha yeni fark ettim onu. Wow. Happy. Woo. Şu megafonla durumu. Ben megafonu bir yerden kendi alıp kendi söylemişti sanmıştım da. Meğerse başka birisi uyuyormuş. Wow başka biri Emine'de mi başka biri söylüyordu ekstra böyle yardımcı oluyordu? Yoksa böyle miydi aslında? Ya da kendim söylüyordu. Burada böyle görsel amaçlı mı bir şey döndü? Emin değilim. Nike. Nike. Ah, ah muazzam. Oo adamın sesi de bayağıymış lan. Nike 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 Nike. Wow, manyak derecede iyi. Nice. Muazzam. Wow! Oha, ne oluyor oğlum, ne oluyor? Bir sakin, sakin. Herkes kafayı yedi. Wow, wow. Muazzam. İnsanlar ne alkışlıyor ha? Muazzam. Rel Sue Records. Muazzam bir ses, muazzam bir yetenek abi. Ne diyebilirim ki Kenshi Reyes hakkında? Ah yemin ediyorum ben diyorum. O kadar mükemmel bir enerjisi var ki. Senin de hype'lanıp böyle o anki moda falan ayak uydurmama gibi şansın yok ya. Muazzam bir ses ve muazzam bir yetenek. Umarım daha yerlere gideceğim de zaten mükemmel bir yerde yani. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla Kenshi Yonez hakkında video istiyorsanız ve herhangi bir J-pop hakkında video beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da varsanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.